İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ergül Yaşar, Doğu Akdeniz'de 3 trilyon metreküpü aşkın doğalgaz varlığı uluslararası bilimsel çalışmalarla belirlenmiş, Türkiye'yi ayağa kaldıracak nitelikte bir doğalgazın olduğu bilim adamları tarafından açıklanmıştır. İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ergül Yaşar, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'in özellikle Suriye'deki savaştan sonra çok etkin bir duruma geldiğini söyledi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile herhangi bir anlaşma yapmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz hukukundan kaynaklanan haklarını ihlal ettiğini dile getiren Yaşar, aynı zamanda Türkiye'nin haklarını ihlal etmektedir. Ancak devletimiz orada yapılacak olan sondaj çalışmalarını etkin bir şekilde koruma görevini sürdürmektedir. Doğu Akdeniz'de 3 trilyon metreküpü aşkın doğalgaz varlığı uluslararası bilimsel çalışmalarda belirlenmiş, Türkiye'yi ayağa kaldıracak niteliktedir dedi. Bu doğalgazın olduğunu bilim adamları da aynı şekilde tespit etmişlerdir. Profesör Doktor Yaşar, Doğu Akdeniz'de bugüne kadar yapılmış olan çalışmalarda Nil deltası boyunca Mısır'ın Zöhr ve Nur sahralarında dünyanın en büyük doğalgaz yataklarının tespit edildiğine işaret ederek şöyle devam etti. Aynı jeolojik yapı bizim Afrodit sahası dediğimiz bölgede mevcuttur. Doğu Akdeniz, İskenderun Körfezi'nde ve Kıbrıs'ın Karpaz bölgesi ile Adana'nın Tuzla arasında kalan bölgede doğalgaz varlıkları sismik araştırmaları neticesinde bilimsel çalışmalarla tespit edilmiştir. Aynı şekilde şu anda sondajın yapmış olduğumuz Alanya açıkları ile Antalya'nın açıklarında büyük doğalgaz rezervlerini tespit etmiş durumdayız. Doğu Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarını bulmamız ve işletmemiz gerekiyor. Çok şükür bunu son dönemde yapıyoruz. Milli petrol ve enerji politikası çok şükür uygulanmaya başlandı. Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğinde söz sahibi olan bir ülke konumuna da geldiğini işaret eden Yaşar, bu büyük bir avantajdır. Biz bu konuda dış ülkeler rahatsız olsa da gerekli çalışmaları yapmak durumundayız dedi. Çalışmalardan gayet umutluyum. Yaşar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi haklarını global güçlere bırakacak durumda olmayan bir ülke konumunda olduğunu belirterek, çok şükür kendi başımıza durabilecek ve yetebilecek bir durumdayız. Bölgesel güç olmaya devam ediyoruz ifadesini kullandı. Doğu Akdeniz'de 12 ülkenin savaş gemisinin hazır bekletildiğine işaret eden Yaşar şöyle devam etti. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin kontrolünde ve ABD'nin desteklediği sondaj çalışmaları yapılıyor. Bu sondaj çalışmalarının sebebi tamamen orada gerilim oluşturmaktır. Orada hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem de Türkiye'nin hakkı var. Bize danışılmadan, bize sorulmadan, bizimle anlaşma yapılmadan bu bölgelerde petrol ve doğal gazın aranması yanlıştır. Türkiye bu konuda son zamanlarda bir farkındalık oluşturarak yeni bir milli petrol politikası oluşturdu. Bir akademisyen olarak bu yapılan çalışmalardan gayet umutluyum.